oyuncu Fahriye Evcen'in dünden bugüne şöhret yolculuğunu getiriyoruz ekranlarınıza. Nasıl ünlü oldu? Onu kim keşfetti? Ama ben senin yanında olmak istediğim için yanındayım. Karın olduğum için. Sosyolog olacakken neden oyunculuğa geçti? Sosyolojiye başlamıştım Almanya'da. Herhalde sosyolog olurdum. Ünlü oldu. İlk yıllardan bu yana nasıl güzellik evrimi geçirdi? Kendimde mutluyum. Dört dörtlük diyemem kendim için. Hayatının aşkı Burak Özçivit'le nasıl tanıştı? Burak abi selamlar. Hakkındaki hangi haberleri sürekli olarak yalanladı? Malzeme artık herhalde oralarda aranıyor. Herhalde o kadar tıkandık. Bilmiyorum. Üzücü ama yapacak bir şey yok. İşte ilk dizisinden oğlu Karan'a kadar Fahriye Evcen'in portresi. Yaşında Naziler evlerini yakmaya çalıştı. Fahriye Evcen'in hayatının az bilinen detaylarından biri belki de onun hayatının dönüm noktası oldu. 7 yaşındayken Alman Neonaziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'ye geldi, keşfedildi, hayatı değişti. Tatil için geldiği Türkiye'de keşfedildi Fahriye Evcen. Rahmetli Oya Aydoğan onu televizyon programında izleyiciler arasında keşfetti ve oyunculuk hayatı başladı. İlk dizisi asla unutmada 19 yaşındaydı. Mert, çok kötü durumdayım. Cep telefonum bile yok. Ne olur gel, çaresizim. Bir yıl sonra Fatma Girik gibi bir ustayla Hasret dizisinde oynadı ve acemiliğine rağmen dikkat çekmeyi bildi. Bağırıyorum, sesleniyorum. Niye cevap vermiyorsun? Çalışıyordum anne, duymadın. Yalancı. Yine o deftere bir şeyler yazıyorsundur sen. Anne, buna dokunursan ya da bir dokunan olursa vallahi kendimi öldürürüm, haberin olsun. Sus. Ağzından yel alsın. Hayatını değiştiren rol 2006'da geldi. Ekran fenomeni Yaprak Dökümü'nün Necla'sı olarak büyük patlama yaptı. Allah'a emanet yavrum. Cem'i de öp benim için. Onun da selamları var. Nehir teyzen, Fikret ablan güle güle gitsinler, gelsinler diyorlar bak. Tamam canım. Çok öp onları da. Sosyoloji okudu. Sosyolog değil, oyuncu oldu. Yaprak Dökümü'yle geniş kitlelere ulaşan Fahriye Evcen, tesadüf eseri oyuncu olmasa bir sosyolog olabilirdi. Sosyolojiye başlamıştım Almanya'da. Herhalde sosyolog olurdum. Şimdi farklı bir şey okuyorum. Ama okulumu bitirip hangi bölümü okuyorsam o mesleği yapardım. Sosyolojiyi bitiremedi ama Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü okudu sonrasında. Oradan mezun oldu güzel oyuncu. Boğaziçi Üniversitesi'nde tekrar eğitimi başlatıp sıfır noktasından başlatıp farklı bir bölümde eğitimimi tamamladım. Yani geçen sene mezun oldum. O yüzden çok yakın bir zaman. Ben hani böyle bir ara verdikten sonra tekrar eğitimin hakikaten ne kadar önemli olduğunu idrak ederek ve kesinlikle tamamlanması gerektiği düşüncesiyle tekrar geri döndüm. Ama kaderi oyunculukla çizilmişti bir kere. 4 sene rol aldığı Yaprak Dökümü sırasında ilk filmi Cennet'te Engin Altan Düzyatan'la birlikte rol aldı. Senin bir adın var mı? Var. Ne güzel. İnsanın adının olması çok güzel bir şey. Evet, çok güzel. 2008'de ikinci filmi Aşk Tutulması'nda Tolgahan Sayışman'la başrol oynadı. Sen beni aptal mı sandın? Ne? Ben sadece annemleri gezdirmek için geldim buraya. Nereden bileyim senin karşıma çıkacağını? Bak sen. Ya bilsen gelmeyecektin yani. Olurdu değil mi? Bana bak. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Annemler gelince biz kalkacağız. Sen de bir daha karşıma çıkmayacaksın. İyi tamam be, çıkmayız.
güzelliğine, yeteneğini ekledi. Fırtına gibi esti. 4 yıllık yaprak dökümü macerasının ardından o artık ekranların aranan yüzüydü. 2011'de Yalancı Bahar dizisiyle, yine aynı yıllarda Takiye ve Signora Enrica ile İtalyan Olmak filmlerinde rol aldı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye ayaktasın hala? Uyku tutmadı. Yatakta döndün. Mehmet'i uyandırmayayım diye kalktım ben de. Kuzuları saydın mı? Evet ama işe yaramadı. En dikkat çektiği performanslarından birine 2012'de Özcan Deniz'le oynadığı Evim Sensin filminde imza attı. Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Kör müydü gözlerin? Oh, oh mini kız. Onu gece mi aldın, onu gece mi aldın? O filmde hem oyunculuğuyla hem de Sen Yarim İdun şarkısındaki sesiyle etkiledi izleyiciyi. Sen yarim idun, sevdum idun. Söz vermiştuk ölümüne. Sen benim idun. Çalı Kuşu'nun Feridesi oldu. Hayatının aşkını buldu. Veda dizisinin hemen ardından hayatının aşkını bulacağı diziye imza attı. Çalı Kuşu dizisinde başrol oynadığı Burak Özçivit'le ilk günden itibaren çok yakıştırılmışlardı. Akşama misafir varmış. Teyzem düzenli tertibi çıkarsın dedi. Ha. O halde hiç gerek yok. Sen her halinde güzelsin. Tekirdağ'ın havası senin gözlerine iyi gelmiyor anlaşılan. Verir misin elbisemi? Hayır vermem. Kemal ver şunu dedim. Hayır bırak. Aa ver. Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Hatta bayıldım. Feride. Ne olur gidelim. İstanbul'a gidelim. Çok sıkıldım ben burada. Gitmeyeceğim. Ben iznimi burada geçireceğim. Ama sen gidersen memnun olurum. Gidemem. Ben sensiz hiçbir yere gidemem. Kim bilebilirdi ki Çalı Kuşu dizisindeki evlenme teklifinin gerçek olup bir gün Burak Özçivit'le gerçekten evleneceğini. Benimle evlenir misin? Eğer bana evet dersen baştan aşağıya mutluluk olurum. Bırakırım şairliği. Şairlik zaten mutsuz adam işi. Senden hala şiir mi var? Senin yüzünden hala. Burak Özçivit'le Çalı Kuşu'nda başlayan aşkları 2015'te Aşk Sana Benzer filmiyle taçlandı. Sen geldikten sonra kendimi hatırladım. Ne istediğimi buldum. Kalbimin dengini buldum. Burak Özçivit'le tanışma ve evlilik süreci. Oynadıkları dizide o kadar yakıştırılıyorlardı ki Fahriye Evcen sokakta röportaj verirken bile Burak Özçivit tezahüratlarına maruz kalıyordu. Burak abi selamlar. Gençler. Onlardan da destek, tam destek. Ve sonunda beklenen oldu, evlilik geldi. Rüya gibi bir törenle evlendiler 2017'de. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. Ve bu evlilik ilk meyvesini 2019'da verdi. Dünya tatlısı Karan o yıl dünyaya geldi. Çok değişti, çok güzelleşti, güzellik elçisi oldu. Yıllar içinde belki de en büyük değişimi gösterip en çok güzelleşen ünlülerin başında Fahriye Evcen geliyor.
Ülkemizin güzellik elçisi seçilmiş bir yıldız o. İddialı, inanılmaz iyi hissettiren bir şey. Ben sloganı duyunca zaten wow dedim. Bakımlı olmayı, güzel olmayı her daim çok sevdi Fahriye Evcen. Kendine özen göstermediği bir dönem yok gibi. Saçlar olsun, cilt olsun, her zaman bakımlı ve sağlıklı görünmeye çalışıyorum. O kendini çok güzel bulmasa da... Mutlaka vardır. Yani kendimde mutluyum. Dört dörtlük diyemem kendim için. Herkesin mutlaka kendine baktığında mutlaka gördüğü kusurları vardır. Ama önemli olan kendini olduğu haliyle, kusurlarıyla bile iyi hissetmek ve mutlu hissetmek. Bence önemli olan bu. Yabancı ressamlara ilham veren bir yüzü var. Portre yapan ressamı evet bulduk ama henüz resmimize ulaşamadık. Ve yakın zamanda umarım resim için öyle bir araya geleceğiz. 2017 yılında Los Angeles merkezli bir internet sitesinin açtığı dünyanın en güzel 30 kadını oylamasında aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede 9. sırada yer aldı. Ve güzelliğini kanda kırmızı halıda tüm dünyaya gösterdi. Kapris kraliçesi haberleriyle her daim savaştı. Fahriye Evcen'in kariyeri boyunca en çok haber olduğu konulardan biri kaprisli olduğu iddiasıydı. Hani ciddiye alınacak çok haber değeri taşıyan haberler de değil. Çok da üzülüyorum çünkü gerçek haberler de değil, bir aslı da yok. Ciddiye almasa da bu haberleri hep çıktı karşısına bu manşetler. Malzeme artık herhalde oralarda aranıyor. Herhalde o kadar tıkandık bilmiyorum. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Yani işimize devam ediyoruz, işimi yapıyorum. Maalesef hiçbirinin aslı yok. Şıklık konusunda sınıf atladı. Kariyerinin ilk yıllarında giyim kuşam konusunda kendi zevkine güvendi ve çok hatalar yaptı. Yani okazyona göre de tabii değişiyor ama genelde kendi zevkime güvenerek giyiniyorum. O şekilde. Ama sonraki yıllarda profesyonel yardım alarak tercih ettiği kıyafetlerle en şıklar arasına girdi. Oyunculuğu kadar sesiyle de beğenildi. Fahriye Evcen yer aldığı projelerde söylediği şarkılarla da beğenilen bir yıldız. Evim Sensin'deki şarkıları kadar Çalı Kuşu Aşk Sana Benzer'deki şarkılarıyla da sevilmişti. Yalvarırım ne olur başka birini sevme. Ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende. Fransızca La Vie en Rose şarkısını söylediği reklam filmi de çok beğenilmişti. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Ama belki de onun için en özel şarkı eşi Burak Özçivit'le yaptığı düetti. Hasretin. Oğlunun dünyaya geldiği 2019 yılından bu yana inzivaya çekilen Fahriye Evcen'in yeni projelerle mesleğe dönmesini merakla bekleyen hayranları onu ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor.